Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı günler diliyorum. Bu videomuzda termostat incelemesi yapacağız. Termostat ne işe yarar, nasıl çalışır ve ayarı nasıl yapılır ve pek kimsenin bilmediği bir ayar hadisesi var. Onu da sizlere göstereceğim. Gene çokça soruluyor fakat yorumlarda bunları açıklamamız biraz güç oluyor. Onun için görsel olarak şimdi burada size göstereceğim. Daha evvel tost makinesi tamiri videomuzda da göstermiştik. Gibi termostatlar, ütü, tost makinesi, sobalar vesaire cihazlarda kullanılan ısı ayar kontrolü yapmamızı sağlayan parçalar, malzemeler arkadaşlar. Bu şekilde buradan açma kısma yaptığınız zaman herhangi bir aparat vasıtasıyla dışarıdan çevirdiğiniz zaman işte 0, 1, 2, 3 gibi sıcaklığı azaltıp çoğaltan malzemeler şöyle ki sıcaklığı düşüğe aldığınız zaman yani buradaki eğer şu bunu düşüğe aldığınız zaman buradaki şu görmüş olduğunuz yay benzeri parça şuradaki porselen yanmaz porselen parça daha az veya daha çok aşağıya bastırması neticesinde bakın şu şekilde çeviriyorum. Bakın şöyle sıfırdan bire doğru gidiyoruz. Bakın şu anda kapandı. Yani devre kapandı. Yani akım geçti. Cihazınız çalıştı. Bu şekilde siz bunu bakın ne kadar aksi istikamete çevirdiğiniz zaman buradaki porselen parça şuraya daha çok baskı yaparak burayı daha çok bu iki kontağı daha çok birbirine yapıştırır. Bunun neticesinde şuradaki bakın bir metal yani termostatın ısı algılamasını sağlayan özel malzeme olan şu bir metal zaten şaseye bağlıdır. Şaseyle direkt alakalıdır. Çünkü buradan sıcağı alması gerekiyor ki şurayı sıcaklığı algılasın. Ve buradaki kontağı açma yaptırsın. Yani kapalı kontağı açsın ki cihazınız artık ısındı deyip devreyi kessin. Soğumaya başlasın. Yani siz burayı ne kadar çevirirseniz buradaki baskı ne kadar az olursa buradaki bir metal algılamış olduğu ısıyı daha çabuk buradaki kontağı iletir ve kontak daha çabuk açılır. Burası ne kadar aşağıya baskı yaparsa buranın daha çok ısınması gerekir ki kontak ona göre daha geç açma yapar, devreyi açar. Şöyle az bir ayar yaptığımız zaman bakın hemen ilk ısınmada bakın kontağımız ısıtır ısıtmaz hemen açmasını yaptı. Çünkü buradaki kontak arası baskı şu anda en azda, minimumda. Şu an bakın tekrar kontak kapandı. Yani devre kapandı. Cihaz çalıştı. Bakın en sona maksimuma aldım. Şu anda biraz daha ısıtınca açmasını yapacak. Bakın iyice ısındıktan sonra artık devreyi açtı. Gördüğünüz gibi. Ölçü aletine bakacak olursanız ölçülmesi basit. Hemen ölçü aletinizin herhangi bir ölçü aletinin homaj kademesinde bakın bu şekilde bakabiliriz. Şu anda bakın kontağımız kapalı kontak oldu. Açık kontak oldu. Bakın kontak kapandı. Yani akım geçirdi. Bu şekilde çalışırlığını da kontrol edebilirsiniz. Zaten kendi çalışma çıt çıt sesi de size gelir. Devreyi bu şekilde tamamlaması lazım. Sıkça sorulan sorumuz şu. Bunların kendine has özel bir ayarı vardır. Mesela bazen yeni termostat alıp işte tost makinesine vesaire cihazına takan bazı arkadaşlar ne kadar açsam da yani ayarı sona getirsem de tost makinem çok fazla ısınmadan
Hemen geriye atıyor. Yani soğumaya geçiyor. Açıyorum, tekrar açılmıyor gibi. Bunun cevabı da şu arkadaşlar. Bunun ayarını şu şekilde yapacaksınız. Tabii anlayanlar, yapabilenler için diyorum. Biraz kritik bir iştir. Birazcık teknik bir hadisedir. Ben sizlere göstereyim. Dediğim gibi çok az bilinen bir özelliktir. Bakın şurada daha çok belli. Gördüğünüz gibi şu ayar çubuğunun ortasında, tam içerisinde, bakın şöyle bir düz tornavida ile ayarlanabilecek şekilde bir, bakın şöyle bir vida mevcut. Bakın şöyle iyice çıkartayım. Bakın vidanın ucu iyice çıktı. Bu vida genelde çok derinlerde olur. Eğer bakın şimdi bu vidanın ne işe yaradığını göstereyim size. Bu vidayı sıkıştırdıkça biz bakın şu anda şöyle göstereyim. Bakın bu vida ben bu vidayı sıkıştırdıkça farkındaysanız buradaki yayın gerginliği artıyor. Çünkü buradan baskı yapıyor. Şimdi bu eğer biraz yukarıda fabrikasyon ayarlandı ise siz bunu maksimuma getirseniz de buradaki porselen parça biraz geride kalır. Onun için çok fazla ısınmadan termostatınız geriye açma yapar, geriye atar. Onun için siz buradan bir düz tornavida ile bunu sağa doğru büktüğünüz zaman yani ayarını kendiniz gözünüzle görürsünüz. Genelde sağa doğru büküldüğü zaman buradaki porselen parça aşağı doğru iner. Bakın buradan giriş yapıyorum. Düz bir tornavida ile, sağlam bir tornavida ile. Bakın şunu da göstereyim şöyle. Bunu çoğunlukla bu şekilde sökmeniz hemen hemen imkansızdır. Bu çünkü çok derinlerdedir. Bakın bu şekilde bir vida. Zaten bu şekilde sökmenizi de tavsiye etmem. Çoğunlukla dediğim gibi eğer termostatınız bu şekilde kısa ise ayar yapmanız kolaydır. Fakat böyle uzun bir uca sahipse termostatınız iyice derindedir. O zaman bakın ben buradan baktığım zaman bakın şuradan görebiliyorum gene vidamı. Oraya özel düz ağızlı ise düz ağızlı bir tornavida ile bakın böyle giriş yapmanız lazım. Bakın bu haliyle kısa kalıyor. Oraya özel bir uzun tornavida ile onu ayar yapmanız gerekiyor. Sola ya da sağa çevirerek ayarını yapacaksınız. Yani açtı kapadı hadisesini kendiniz buradan burayı maksimuma alıp veyahut da minimuma alıp ayarı buradan gerçekleştireceksiniz. Bakın burada gördüğünüz gibi şimdi buradan porseleni aşağı doğru bastırıyoruz ve sağa doğru kapanıyor devremiz, sola doğru açılıyor. Bakın şu şekilde porselen aşağıya doğru bastırdıkça sıcaklık daha çok maksimuma ulaşınca devreyi açtırıyor. Değil, kendiniz sağa ya da sola çevirerek termostatınız belki değişik çalışıyor olabilir. Tabi buradaki ayara dokunulmasını pek tavsiye etmiyoruz. İyice ayarını bozmadan başka türlü mesela yerine iyi oturup oturmadığına bakın. Yerine takarken sağın solunu deforme edip etmediğinize bakın. Buradaki mesela bakın şuradaki bir metal yukarıya doğru basıldığı zaman da ayar hadisesi değişebilir. Bunun da düz olup olmadığına dikkat edin. En son ihtimal eğer öyle bir şey varsa herhangi bir ayar yapamıyorsanız buradaki vidadan ayar yapabilirsiniz. Lütfen kanalımıza abone olup destek olmayı unutmayınız.